Merhaba, bugün size daha önce duymadığınız 5 Excel özelliğini anlatacağım. Bu Excel özelliklerini öğrendikten sonra sizler de Excel'i daha hızlı ve daha verimli kullanabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tuşuna yani zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Sizlere göstermek istediğim ilk özellik kamera özelliği. Yukarıdaki alanıma geldikten sonra ilgili hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir tikine tıklıyorum ve sonrasında açılan kısımdan diğer komutları seçiyorum ve Excel seçenekleri iletişim kutusunu açtıktan sonra popüler komutlar değil tüm komutları seçiyorum ve kamera özelliğine geliyorum, ekle diyorum ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi ilgili alanda kamera işareti oluştu. Bakın buradaki verilerimin bir kısmını seçiyorum. Kameraya tıklıyorum ve sonrasında ben buradaki verilerimi yapıştıracağım alana tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bir benim seçmiş olduğum alanın ekran görüntüsünü buraya yapıştırdım. Şuradaki verilerimi değiştirdiğimde biz neden kullanıyoruz bu kamera özelliğini? Bakın buradaki verilerimi değiştirdiğimde 950 yapıyorum. Enter'a basıyorum. Benim buradaki kamera özelliğimde almış olduğum ekran görüntüsündeki verilerim de otomatik olarak değişiyor. Bakın hurda adedimi değiştirdim. Gördüğünüz gibi hurda adedi ve hurda oranı da burada değişti. Bunu geliyorum 900 yapıyorum. Bunu geliyorum 10 yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili alandaki verilerim de hızlı ve kolay bir şekilde değişiyor. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik stok geçmişi yani hisse senedi takibi formülü. Bu bölüm kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece verileri takip edebileceğiniz bir özelliktir ve yalnızca yurt dışında geçerli olan hisse senetlerini buradan takip edebilirsiniz. Eşittir stok geçmişi diyorum. Bunun İngilizcesi de stock history arkadaşlar. Stock geçmişi dedikten sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Hisse senedini soruyor. Tırnak işareti içerisinde örneğin TSLA yani Tesla'nın hisse senedini yazıyorum. Noktalı virgül. Başlangıç tarihim buradaki tarihi seçiyorum. Noktalı virgül. Bitiş tarihim buradaki tarihi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın ilgili tarihlerde Tesla'nın kapanış tutarlarını bize burada getirdi. Verilerimin tamamını seçip bakın ekle sekmesine gelip önerilen grafiklerden istersen bir grafik ekleyip buradan ilgili değişikliği takip edebilirim. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik binlerce satırlık verimin içerisindeki boş satırların tamamını kolayca silme. Şimdi CTRL Alt ve G tuşlarına birlikte bastıktan sonra git iletişim kutusu açıldı. Buradan özele tıklıyorum ve özel git iletişim kutusunu açıyorum. Bakın burada belli başlı bazı seçeneklerim var. Ben buradan boşlukları seçiyorum ve tamam dedikten sonra bana verilerimin içerisindeki bütün boşlukları hızlıca ve kolayca seçti. Şimdi ben buraya gelip CTRL ile birlikte eksiye bastıktan sonra açılan sil iletişim kutusundan tüm satırı sil diyerek ve tamama basarak gördüğünüz gibi ilgili boş satırlarımın tamamını kolayca ve hızlıca silebiliyor. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik e-posta ile hızlıca gönderme seçeneği. Yukarıdaki hızlı erişim araç çubuğunu özelleştire tıkladıktan sonra diğer komutlar seçeneğini seçiyorum ve açılan Excel seçenekleri iletişim kutusundan popüler komutlar değil tüm komutları seçiyorum ve buradan E'ye basıp e-posta ile gönder seçeneğimi seçiyorum ve ekle dedikten sonra yukarıdaki alanıma e-posta ile gönder işareti ikonu gelmiş oluyor. Bakın ben bu verimi e-posta ile istediğim alıcılara hızlıca ve kolayca gönderebiliyorum. Buna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ilgili verimi hızlıca buraya koydu ve buradan kikiçeeğitim@gmail.com'u seçerek istediğim bir mail adresine hızlıca ve kolayca mail atabiliyorum arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim son özellik Excel sayfamıza PDF'ten tablo nasıl aktarabiliriz? Bakın ekle dedikten sonra veri sekmesine tıklıyorum ve verileri al
kısmına tıkladıktan sonra dosyadan seçeneğini seçiyorum. Ve dosyadan seçeneğini seçtikten sonra PDF'den veri aktarını seçiyorum. Ve bana ilgili bilgisayarımdaki PDF verilerimin yer aldığı alanı açıyor. Ve ben buraya tablo PDF'i seçiyorum. Bakın bağlanıyor şu anda PDF'ime. Ve PDF'imdeki tabloları tespit etti. Bakın ön izlemeyle bana burada getiriyor. Yükle dedikten sonra ilgili verilerimi bakın tablo formatında bana buraya hızlıca ve kolayca getirmiş oldu. Sizler de PDF formatındaki tablo verilerinizi Excel'e bu şekilde hızlıca ve kolayca aktarabilirsiniz.